Afganistan'daki uluslararası havalimanının işletilmesi konusu Türk-Amerikan ilişkilerinde en sıcak gündem. Bu konuda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD'li mevkidaşı arasında ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirildi. ABD Başkanı Biden'dan da Afganistan açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra Türkiye Afganistan'da nasıl bir görev üstlenecek sorusunun yanıtı henüz netleşmedi. Ancak son dönemde iki ülke arasındaki müzakereler Afganistan'ın en büyük havalimanının güvenlik işletmesi devri konusunda yoğunlaşıyor. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi konusu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Amerikan Savunma Bakanı James Austin arasında üst üste ikinci kez yapılan telefon görüşmesinde ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye, son 6 yıldır Hamid Karzai uluslararası havaalanının işletmesini sürdürmektedir. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için kararlı destek misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da Afganistan önemli gündem maddelerinden biri. Başkan Joe Biden Afganistan'daki son durum hakkında ulusal güvenlik ekibinden bilgi aldı. Ardından kameralar karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonraki sürece ilişkinde öngörüde bulundu. Bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük ifadesini kullandı.